Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahmani Rabbi alaamin. Allahu masyalla ala Muhammed. Eşhedu Allah illallah ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Abdullah bin Amr bin El-As'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflerle de birlikteyiz. 6.625. hadis-i şerif şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Savaştan dönüşte savaşmak gibidir. Savaştan dönüşte savaşmak gibidir. Biz amellerin hep var olanını, başlangıçlarını seviyoruz, tercih ediyoruz. Ama bundan dönüş de aynı şekilde savaşmak gibidir diyor Peygamberimiz. Yani namaza gitmek namaz gibi ise namazdan dönmek de öyle. Hastayı ziyaret etmek de oradan dönmek de öyle. Bu bakımdan geri geliyoruz diye Müslümanlar kendilerini kötü hissetmeyecekler. Gitmeleri nasıl bereketli, şerefli bir amelse evlerine, çocuklarının yanlarına dönmelisi de birilerinin hayırlı bir ameldir. 6626. hadis-i şerif Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruç ve Kur'an. Oruç ve Kur'an kıyamet günü kula şefaat ederler. Oruç der ki: Ey Rabbim ben onun gündüz yemesine ve zevklerine engel oldum. Beni ona şefaatçi yap. der. Kur'an da onun gece uyumasına engel oldum. Beni ona şefaatçi yap der. İkisi de kula şefaatçi kılanır. Dolayısıyla gündüzlerini oruçla geçiren, gecelerini Rabbinin kitabını okumayla geçiren Müslüman, iki tane şefaatçi tarafından şefaat edilecek. Yani birisi bir elinden, diğeri bir elinden tutarak, onu cehennem çukurlarından kurtarıp, cennete doğru yolculayacaklar. Bu bakımdan salih amellerimiz bizim kurtarıcılarımızdır. Müslümanlar bunlara önem verecek. Özellikle anladığımız kadarıyla bu hadis-i şerifte oruç ve Kur'an okuyup anlamayı, Kur'an'la birlikte olmayı çoğaltacağız inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6627. hadis-i şerif Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden şunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdikten sonra sağ taraftan dönüp kalktığını gördüğüm gibi sol taraftan dönüp kalktığını da gördüm. Ayakkabıyla namaz kıldığı gibi çıplak ayakla namaz kıldığını da gördüm. Ayaktayken de otururken de su içtiğini gördüm diyor Hz. Abdullah ve ondan aktarıyor torunları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdiğinde kah sağından kah solundan namazdan çıkarmış dönerek ayakkabıyla namaz kıldığı gibi çıplak ayakla da namaz kılarmış. Ayaktayken de su içer ama otururken de su içermiş. Dolayısıyla onu da onu da yaptığı bizim için bir sünnet olarak bir kolaylık ifade ediyor. 6628. hadis-i şerif Ahmet bin Hamber'in müsnediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir satışta iki satış muamelesi yapmayı, bir satışta farklı iki satış muamelesi yapmayı, müşteriye borç verip ona değerinden yüksek fiyata mal satmayı, henüz teslim alınmamış bir malı başkasına satarak kar elde etmeyi ve kişinin yanında bulunmayan bir malı satmasını yasakladı. Ben bir daha okuyayım. İşin ehli olan Müslümanlar konuyu anlatsınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir satışta farklı iki satış muamelesi yapmayı, müşteriye borç verip ona değerinden yüksek fiyata mal satmayı, henüz teslim alınmamış bir malı başkasına satarak kar elde etmeyi ve kişinin yanında bulunmayan bir malı satmasını yasakladı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 6629. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yaptığı bağışı geri alan, yaptığı bağışı, hibeyi geri alan hediyeyi ya da infa kustuğundan yiyen köpek gibidir. Ya Rab kur. Yaptığı bir hibeyi, bağışı geri alan kustuğundan Yiyen köpek gibidir. Bağışta bulunan bundan vazgeçerse neden vazgeçtiği sorulsun sonra bağışladığı şey kendisine iade edilsin diyor peygamber efendimiz. Bir kimse bağışta bulundu bundan vazgeçiyor neden vazgeçtiği sorulsun sonra bağışladığı şey kendisine iade edilsin. Ahmet bin Hanbel'in müstediğinde 6630. hadis-i şerif. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ebu Zer kadar doğru sözlü birini ne gökyüzü gölgelemiş ne de yeryüzü taşımıştır. Hz. Ebu Zer ile alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tespiti değerlendirmesi. Ebu Zer öyle doğru sözlü birisi ki onun gibisini ne gökyüzü altında barındırdı ne de yeryüzü üstünde taşıdı. Böyle doğru sözlü bir adam yok diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bakımdan kimseden de sözünü esirgememiş. Müslümanların liderlerine de, Müslümanın halklarına da bildiği doğruları dümdüz söyleyerek onları uyarmış Hazreti Ebu Zer. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6632. hadis-i şerif, Abdullah bin Amr'ın bize rivayeti, bir gün bir adam namaza durdu ve şöyle dedi, Gökyüzü dolusunca Allah'a hamdler olsun. Tesbih ve dua etti sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söyleyen kimdir diye sorunca adam ben söyledim karşılığını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin bunları kapmak için birbirleriyle yarıştığını gördüm buyurdu. Yani melekler bunları adamın ağzından alıp Allah Teala'nın huzuruna götürebilmek adına birbirleri yarışıyorlar. Böyle tatlı bir cümle kurdu adam. Neydi o? Allahu Teala'ya şöyle dedi. Elhamdülillah mil es-sema. Gökyüzü dolusunca Allah'a hamdler olsun. Gökyüzü dolusunca Allah'a hamd olsun. Bütün hayatımız boyunca söyleyeceğimiz en güzel sözler hamde dönüşsün gökler, yeryüzü, denizler hepsi kadar Allah'a hamdler olsun diye biz de Allahu Teala hamd ediyoruz. 6634. hadis-i şerif Ümmetimin münafıklarının çoğu kurralardır. Parantez içerisinde tercüme eden kardeşimiz hafızlarıdır yazmış. Kurra kelimesinin açılımı olarak. Ümmetimin münafıklarının çoğu kurralardır, okuyuculardır. Kur'an okuyucuları, Kur'an hafızları, Kur'an'la birlikte olan Kur'an anlatıcılar. Ya Rabbi sen bizi kor. Çünkü insanlar parayla ifak ederek münafıklığın önüne geçebilirler. Yani yaptıkları harcamaların içerisine sadakayı, borcu koy verdiğinde dünya hırsı biter. Dolayısıyla para pul adına takla atmaktan kurtulur Allah'ın izniyle. İktidar, güç odakları yanında kendisini ifade edebilmek, yer bulabilmek için insanların dilleri ve gönülleri değişir. Onurlu bir hayatı tercih ederek onlara yaklaşmayarak da bundan kurtulunabilir. Ama bir de bu konu var ki Kur'an'ı okuyarak insanlar prim elde ederler. Başkaları üzerinde etki oluştururlar. Alim saygındır. Kur'an'ın sözcüsü şereflidir. Allah'ın kelamını bize aktaran değerlidir, faziletlidir. Ama o bu durumunu, bu konumunu, oluşturduğu bu yapıyı, bu zenginliğini, bu insanlar tarafından sevilmesini, değer verilmesini dünyaya, dünyalığa, başka konulara aktardığında kaybeder. Allah korusun. Bu herhalde işin bir tarafı, bir diğer tarafı hep korktuğumuz başka bir konu. Kur'an'ı okuyan, hadis okuyan, dini anlatan bir Müslümanı diğer Müslümanlar şöyle değerlendiriyorlar. Bu adam bu anlattıklarını ne biçim yaşıyordur? ne harika yaşıyordur, ne güzel bir adamdır. Yahu ben bu dini güzel anlatıyor olabilirim ama güzel yaşıyor muyum? Bir süre sonra insanların bu bakışı kişinin kendisini de etkileyebilir. İyi çene yaptığı için, iyi konuştuğu için, iyi anlattığı için, dinden imandan güzel bahsettiği için, Kur'an'ı güzel okuduğu için, ayetleri arka arkaya sıralayabildiği için kendisini de diğer Müslümanlardan farklı, daha salih, daha seçkin hissedebilir. Bu da onun kalbinin de zihninde bozulması anlamına gelecektir. Fakat galiba işin içerisine nifak konu gelince, nifak biliyorsunuz iman ettiklerimizle yaşadıklarımızın farkıdır. Adamın dilinden dökülen, ortaya koyduğu hayat ile içinde durduğu, içinde yaşattığı hayat farklı. İslam'ın yaşanır olduğu toplumlarda bu daha çok ortadadır. Yani iç dünyasında pek çok hevesler, arzular, şehvetler taşıyan bir adam dış haliyle pek zahit, pek takvalı, pek de böyle sanki iman İslam üzere bir hayat yaşıyormuş gibi kendini lanse edebilir, gösterebilir. Ve bu büyük bir tehlikedir ve Müslümanlar buna uyanık olacaklardır. Yani bu hacıdır, bu hocadır, bu alimdir, bu şöyledir, böyledir deyip her kimsenin sözünü de yutmayacağız. Hele ki İslam'ın yaşanmadığı toplumlarda özellikle dinin kabuğunun kaldığı ortamlarda adam bir aşır okudu mu, bir dua yaptı mı, oho, yeryüzünün en büyük alimi haline geliyorsa işi daha basit oluyor. Elde ettiği yetki Müslümanların gönlünde oluşturduğu ağırlık daha fazla oluyor ve bununla kaptığı dünyalık da fazla oluyor. Rabbim korusun. Peygamberimizin bu sözünü özellikle ben ve benim gibi olanlar, Kur'an'ı okuyup anlayan, anlatmaya çabalayanlar ya da işin hafızlığını yapanlar, makamla okuyanlar neyse bütün Müslümanlar dikkat edecekler. Ümmetimin münafıklarının çoğu kurralardır, hafızlardır. Bir başka hadis-i şerif 6635. rivayet Abdullah bin Amr'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beni Allah'ın öfkesinden uzaklaştıracak şey nedir diye sorduğumda öfkelenmemendir buyurdu. Abdullah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir soru soruyor. Nedir o soru? Allah'ın öfkesinden uzaklaşmak istiyor. Yani ben ne yapayım ki aziz ve celil olan Allah'ın gazabından uzaklaşayım, kurtulayım. Rabbim bana azap etmesin. Bana bunu söyler misin ey Allah'ın Resulü? Biliyorsunuz sorular Peygamber Efendimiz'e sorulur. Çünkü bu için usulünü, yöntemini, nasıllığını ancak o öğretecektir. Allah-u Teala'yı ne öfkelendirir? Allahu Teala'yı ne razı eder? Bunu bilmek Allahu Teala'nın elçisine ait bir bilgidir. Çünkü Rabbim ona söylemiştir. Biz kendi deneylerimizle, kendi gözlemlerimizle, kendi bilgi sistemimizle buna ulaşamayız. Allah'ın rızasını, Allah'ın gazabını bilemeyiz. Şimdi Abdullah, Allah ondan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok hoş sordu. Yani öyle bir şey söyle ki ya Resulallah ben Allahu Teala'nın öfkesinden, aziz ve celil olan Rabbimin gazabından uzaklaşayım, kurtulayım, cehenneme düşmeyeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki la tağzab, öfkelenme, seni yapacağın şey öfkelenmemendir. Soruyu soran Abdullah bin Amr, soru sorulan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konu Allahu Teala'nın öfkesinden kurtulmak. Cevap cevap çok önemli. Cevabı veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenmemendir dedi. La tağzab ya şöyle anlayacağız öfkelenme ya da soruyla birlikte değerlendirince ki tercümeden kardeşimiz böyle tercüme etmiş öfkelenmemendir. Öfke insanın damarlarını şişirir. Öfke bir tür sarhoşluktur. İnsan içtiğinde Allah korusun nasıl aklını, dengesini kaybeder? Öfke de sanki bir şey içmek gibidir. Ve onu içen insan, öfkeyi içen insan aklını da, vicdanını da, insafını da, değerlendirmelerini de kaybeder ve perişan olur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ama hayvanlara ama başkalarına karşı Allah'ın kullarına varlığına karşı daha dengeli olmamızı istiyor. İslam budur. Allah'a kulluk bir bakıma Allah'ın kullarına güzel davranışla alakalıdır. Ve öfke kontrol kaybı. Hayatı Müslümanca sürdürme imkanımın elimden gitmesidir. Bu bakımdan kişi öfkelenmeyecek. Şeytan elbette bu noktada gaz verecek. Kişi kardeşine öfkeleniyor. Kişi dostuna öfkeleniyor. Kişi tanımadığı insanlara sokakta, caddede bir takım sebeplerle attan, arabadan, hızlıdan, yavaştan, önümden ama arkamdan geçtiğinden sinyal yaptın, ışık çaktığından başlayarak zaten zorlu olan bir hayat programını ki zalimler bu şekilde bizi diken üstü bir hayata zorladılar. İnsanları topraktan uzaklaştırıp beton içine soktular. İnsanlara elde edemeyecekleri şeyler yükünü yüklediler. İnsanları yaşamak istedikleri hayattan aldılar. Yaşattıkları başka bir hayatı zorla dayattılar. Ve böylece bu ikilemler, bu zorluklar, bu sıkıntılar, bu gerilim birbirimizi de öğütmeye, birbirimize de diş bilemeye götürdü Allah korusun. Batı toplumu, kafir toplumlar acımasız, insafsız, merhametsiz toplumlardır. Sadece belki kuralların korkusuyla bir düzen görünür orada. Ama ne vicdan vardır, ne de insaf. Eğer olsaydı yeryüzünü bu şekilde korkunç bir şekilde sömürmeyeceklerdi. İslam toplumu Allah korkusu taşıyan bir topluluktur. Ahiret endişesi taşır. Ondan dolayı yaptığımız her bir şeyin hesabının farkındayız ve Allahu Teala'nın gücünün bize çok daha farklı olduğunu biliyoruz. Yani benim gücüm çocuğumun üzerinde etkili olabilir, eşim üzerinde etkili olabilir. Ben birlerinden daha güçlü konumda olabilirim ama bilmeliyim ki Allah benden daha güçlüdür. Allah'ın başka güçlü kulları da benim üzerimde etki ve egemendir. Bu bakımdan merhametin sıyrıldığı bir toplumda zulüm etkin ve egemendir oysa öfke olmadığında, öfkelenmediğimizde, öfkemizi yuttuğumuzda, gücümüze rağmen vazgeçip affettiğimizde o zaman iş rahatlayacak. Rabbimiz de en güçlü olduğu halde bizi affedecektir. Onun affını umuyorsak eğer, biz de insanlar affedeceğiz. Affa varmadan önce öfkelenmeyeceğiz. Yürek perperişan olduktan sonra Zihnimiz dumura uğradıktan sonra ve hiç hoşumuza gitmeyen yüzümüzü kızartacak eylemlere imza attıktan sonra insaf etsek ne, merhamet etsek ne diyeceğiz neredeyiz? Öyle değil. Yine de zulmettikten sonra tekrar adalete dönmek, insafsızlıktan sonra yeniden merhamete dönebilmek ve affedebilmek, bunlar büyük erdemlerdir. Ama daha güzeli öfkelenme öfkelenme sakin ol hayat bitiyor hatalar da bitiyor doğrular da yanlışlar da geçip gidiyor kalıcı olan salih amel kalıcı olan cennet yolculuğu öyleyse bunu yapabilirsen kurtulursun diyeceğiz ve biz de bu konuyu böyle anlayacağız inşallah. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i 6636. hadis-i şerif. Abdullah bin Amr bin El-A'sın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminlerin ruhları daha sahipleri birbirlerini görmeden bir günlük mesafede buluşurlar. Yani Müslümanlar birbirleriyle öyle kaynaşır. Öyle sever birbirlerini. Daha birbirlerini görmeden kavuşurlar, bildirler, buluşurlar. Bu nasıl? Bunu bilmiyorum ama müminlerin sevgisi böyledir. Biz yeryüzü Müslümanlar birbirimizi seviyoruz. Endonezya'daki Müslümanı da, Malezya'daki Müslümanı da, Avustralya'daki Müslümanı da, Hindistan'daki kardeşimize de, Afganistan'daki kardeşimize de ya da işte Afrika'daki dostlarımıza da ya da dünyanın başka bölgelerinde dün kafirken bugün Müslüman olmuş bir kimseye de aynı yürek temposuyla sevgi duyuyoruz. Gerçi hemen yanımdaki hanımıma öte odada oturan kardeşime, babama öfkeyle davranabiliyorum, acımasız davranabiliyorum. Ama bu atlatılması gereken bir durum. Bunu biraz önceki hadisler bize söyledi. Ama burada da ne var şimdi? Müminler birbirlerini Allah için severler ve bu ruhlar birbirine kavuşmaya can atar. Sevgi doludurlar birbirlerine. Çünkü Allah adına bir hayat yaşamaya evet demişsek birbirimizi böylece tanıyor, seviniyor, içimiz bir coşkuyla doluyor demektir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. 6638. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye gönderince bu seriye ganimet elde ederek kısa sürede geri döndü. Peygamberimiz bir savaş birliği göndermiş. Beklenmedik bir hızla gittiler, beklenmedik bir hızla döndüler, beklenmedik bir ganimet çokluğuyla hem de. İnsanlar şaşırdılar. Halk onların yakın bir bölgeye savaşa çıkıp çokça ganimet elde ettikten sonra kısa sürede yurtlarına geri dönmelerini konuşmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size onlarınkinden daha yakın bir savaş meydanı ve daha bol bir ganimet ve daha hızlı bir dönüş söyleyeyim mi? Abdest alıp kuşluk namazı için mescide giden kişi daha yakın bir yerde savaşmış, daha çok ganimet elde etmiş ve daha çabuk geri dönmüş sayılır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zihinleri güzelleştiriyor. Olayların başka açılardan değerlendirilmesini bize öğretiyor. İnsanlar düz bir mantıkla olayı şöyle değerlendirdiler: Adamlar az gitti, çabuk döndü ve çok ganimet elde etti. Vay be dediler. Karlı. Ne kadar? Biz böylesini görmedik. Şimdi elbette bu güzel bir durumdu. Hani az yoruldular, çabuk döndüler ve çok elde ettiler. Ancak buna meftun olunmamalıydı. Bu zihnimizde takılı kalınacak bir durum değildi. Peygamberimiz bundan daha kolayını söyledi ve böylece aslında asıl karlılığın Allah yolunda olmak olduğunu Müslümanlara öğretti. Bir kimse abdest alacak, Sonra mescide gidecek. İki rekat kuşluk namazı kılacak ve dönecek. Çok daha fazla ganimet elde etmiş. Çok daha çabuk hem de bu işi elde etmiş. Ve kısa sürede bol kazançlı bir hayatı Allahu Teala'dan almış olacak. Zihnimizi Müslümanlık üzere çalıştırdığımızda hangi şeyin ganimet, bereket ve zafer olduğunu daha iyi anlamış oluruz. İslam bize bu bilgiyi de öğretiyor. Bunu andırır, buna benzer bir ifade daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 6639. hadis-i şerif Abdullah bin Amr'ın rivayeti. Hamza bin Abdülmuttalip, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, Resulullah'ın yanına geldi ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, bana bir görev ver de geçimimi sağlayayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'nin artık lideri. Dolayısıyla hem peygamber hem de bir kral. Amcası onun yanına geldi. Artık Medine'nin lideri olan yeğeninden bir iş istedi. Bana bir görev ver de bu yolda geçimimi sağlayayım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Hamza bir cana hayat vermeyi mi daha çok istersin yoksa öldürmeyi mi? Bir canı bitirip öldürmeyi mi istersin veya bir cana hayat vermeyi mi istersin? Hangisi? Hamza dedi ki Allah ondan razı olsun. Elbette hayat vermeyi dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman kendini bu tür şeylerden uzak tut buyurdu. O zaman kendini bu tür şeylerden uzak tut buyurdu. Bir cana hayat vermeyi mi istersin yoksa öldürmeyi mi? elbette hayat vermeyi. O zaman bu tür şeylerden uzak dur. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Ben anlayabildiğimi söyleyeyim. Sizler bir daha düşünün. Benim anlayabildiğim şu ki, Allah adına elde ettilmiş bir yetkiyi dünyalık için kullandığımızda biz kendimizi öldürmüş oluruz. Müslümanlar adına bir işe hevesli olup orada yetki elde edenler çoğu zaman boğazlanmış koçlar gibidir. Ha kendiliğinden bize verilen bir görev olursa da bu zorludur, yüktür. Bununla beraber o yükü taşımak durumunda kalmışızdır. Ama iyisi kendimizi bu tür şeylerden uzak tutacağız. Çünkü Müslümanlar üzerinde yetkili olmak, onların işini alıp dünyalığımızı doğrultmak açıkça bir boğazlanmadır. Açıkça bir öldürülmedir. Öyleyse hayat veren olmayı mı, öldüren olmayı mı istersin? Kendine hayat vermek istiyorsan bu işlerden vazgeç. Bu işlere pek bulaşma diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hamza'ya. 6640. Hadis-i Şerif Şöyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetimin süte düşkün olmasından endişe ediyor. Çünkü şeytan bu içeceğin yağı ile halis sütü arasındadır. Buna benzer hadis-i şerifler var. Süt ve Kur'anla alakalı. Yeni gelirse inşallah konuşuruz tekrar. Ama buradaki ifadeyi konuşup geçeyim. Peygamber Aleyhissatu vesselam süt içmemize karşı değil. Önemli olan konfor düşkünlüğü. Yani insanlara lüks bir hayata, içeceklere, yemelere ve bununla beraber gelen dünyalığa düşkün olmaktır Allahu alem. Peygamberimiz ümmeti bununla korkutuyor. Yani develeri olacak, koyunları olacak, dört bir taraflarında imkanları olacak, süt içecekler, onu deneyecekler, bir de ona bakacaklar filan derken dünya onları kuşatacak ve kaybedecekler. Bu endişeyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor Allahu Alem. Rabbim en iyisini bilir. 6641. hadis-i şerif. Abdullah bin Amr'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki ey Allah'ın resulü cennete götürecek amel nedir? Cennete götürecek amel nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğruluktur. Çünkü kul doğruyu söylediği zaman iyi olur. İyi olduğu zaman iman etmiş olur. İman ettiği zaman da cennete girer. Adam peki cehenneme götürecek amel nedir? Dedi Efendimiz yalandır. Çünkü kul yalan söylediği zaman kötü olur. Kötü olduğu zaman küfre bulaşır. Bu facirlik onu kafirliğe götürür. Küfre bulaştığı zaman da cehenneme girer buyurdu. Kötülükte basamak basamak, iyilikte basamak basamak. Kişi doğru olduğunda, sadık olduğunda, doğru sözlü, doğru tavırlı olduğunda bu amel, bu doğruluk, bu kalbin eylemi, bu zihnin eylemi, bu dilin eylemi kulu iyi eder, tatlı eder, hayırlı adam olur. Ve sonra bu iyilik onu düzgün bir imana sevk eder ve ardından da bu iman adamı cennete götürür. Yani cahiliye döneminde, kafirlik döneminde bile doğru konuşan, doğru sözlü olan, sözünde mert olan adamlar kendilerini bir süre sonra iman çizgisinin yanında buldular. Ama adam yalancıysa, düzenbazsa bir vesileyle bile İslam'ın içine girse o adam çizgide durmadı. Bir münafıklığa doğru akıp gitti Allah korusun. Öyleyse Müslümanın en çok dikkat edeceği konulardan birisi sadakat ve doğruluk, sıdık ve yalandan uzak bir hayattır. 6642. hadis-i şerif Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala Şaban ayının 15. gecesinde kullarına bakar ve biriyle küs veya birini öldürmüş olan kişiler dışında bütün kullarını bağışlar. Şaban ayının 15. gecesinde Rabbimiz nazar ediyor, bakıyor. Kim var? Küs olanlar ve birini haksız yere öldürmüş olanlar bu kapsamın dışında diğer kullarını, mümin olanları veriyor. Rabbimiz onlardan eylesin. 6.643. hadis-i şerif. Abdullah bin Amr'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Maide suresi. Maide suresi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme devesine binmişken nazil oldu. Deve Resulullah'ı taşımakta zorlanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan indi. Allahu ekber. Maide suresi bir sofra öyle ağır öyle ağırlıklı bir sure ki Kur'an'ın bizzat zaten kendisi ağır bir söz dolayısıyla o peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kış gününde olsa terliyor dizi başkalarının dizine değdiğinde öteki adamın dizi kopacak gibi oluyor burada da devenin sırtındayken deve çöke yazdı Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hele ki Maide suresi kendisine inince bu ağır konulardan oluşan mübarek sure Kur'an'ın son inen surelerinden deveye peygamberimiz merhamet etti de deveden indi. Deve bu ağırlığı kaldıramadı. Demek ki vahyin bir ağırlığı var. Bize yüklediği bir yük var. Bir sorumluluk var. Şiir gibi okunmaz. Sadece tecvidiyle, mahreciyle ya da tefsirlere bakıyoruz bir takım kelamlar ediyoruz. Of aman ne laflar düzenliyoruz ama yük yüklemiyor bana, yük yüklemiyor anlattıklarıma. Bilgiler, bilgiler, bilgiler veriyorum. Maide suresiyle alakalı, kelimeleriyle alakalı, işte uygulamalarıyla alakalı, fıkhıyla alakalı nice cümleler kuruyoruz. Sonuç bu sure bize ne dedi? Beni nereye götürdü? Eğer bu oluşmuyorsa bu ağırlık bizde bir iman meydana getirmez. Kur'an'ın ağırlığını hissetmek gerekecek ve bununla hayatımızı güzelleştireceğiz inşallah. Rabbim öyleyse bugünün mesajı olarak bize bu son hadiste Maide suresini sanki işaret etti. Bir mealden bari bir kere okuyalım. Böylece ya da bir program yapalım kendimize. Maide suresini üç tefsirden öğrenelim. Üç kişiye anlatalım. Böylece bu sureyi de öğrenelim. Allah bize bereketler ihsan etsin bu sofradan yemeği nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.